Herkese merhaba arkadaşlar. Tüpraş hisse senedinden kısaca bahsedelim. Tüpraş hisse senedi geçtiğimiz haftalarda yaptığımız yorumda ters bir filama görünümünde olduğunu, altta bir üçgen oluşturduğundan bahsetmiştik. Bu üçgen ikinci defadır aşağı yönlü kırılma eğiliminde. Daha önce ikili dip yaptığı bir nokta vardı. Bu nokta yaklaşık olarak fiyat olarak söylemek gerekirse 119.9, yani 120 liranın biraz altı. Hisse buralara doğru bir destek bulmaya çalışacaktır. Yani burada eğer gelirse üçlü bir dip olacak hisse fiyatında. Görmüş olduğunuz gibi ters filamanın çalışması halinde ise hedefi de oldukça fazla. Onu da belirtmek için filamanın sap boyu kadar aşağı yönlü bir hareket beklenebilir hissede. Tabi bu hemen bir günde olacak bir süreç değil. Yani günlük periyotta oluşan mumların uzunluğu mesafesinde aşağı yukarı sürecek bir durum. Bunun için de hissede belli bölgelerde belli tepkiler geldikten sonra hisse bu fiyatlara kadar geri çekilebilir tabii ki. Yani hissede eğer bahsettiğimiz filama çalışacak olursa hisse fiyatının 100 liraların altına sarkacağını görebiliriz. Tabii umarım ki olmaz. Tüpraş endeks içinde olsun, yatırımcı içinde oldukça önemli bir hisse senedimiz. Şu bölgede İkili dip bölgesinde üçüncü dip çizgisi eğer tutmaz ise daha sonrasında bir alt seviyede bulunan bir şu üçgenin A noktasında bulunan bir noktamız daha var. O da 117.2'li fiyatlara geliyor. Hisse buralarda destek bulmak isteyecektir. Şayet bu desteği alamazsa maalesef bahsetmiş olduğumuz gibi hisse muhtemelen satışlar biraz daha sertleşebilir. Farkındaysanız da zaten satış mumları da hacimsel olarak kırmızı mumlarda oldukça kuvvetli bir şekilde geliyor. Umarım bu mum barların hacimsel oluşan mum barların boyları kısalarak destek bulmasını ümit ederim. Bir an önce tekrar çizdiğimiz üçgenin içerisine girip yukarı yönlü hareket etmesini ümit ediyorum. Tekrar hisseye ortalamalar anlamında bakacak olursak hissenin sağlıklı bir şekilde yukarı yönlü hareketlerinin başlaması için en başta 5 günlük ortalaması olan 122.8 üzerine, daha sonrasında da 13 günlük ortalaması olan 123.8 üzerine atıp tutulması lazım. 50 günlük ortalaması 124.7'lerde. Hissenin indikatör bölümünde ise günlük periyotta RSI sat 50'nin altına geçmiş. Wave trendte sat konumunda. Hisse saatlik periyotta kısaca bir bakacak olursak evet, burada da gördüğünüz gibi hisse aşırı satım bölgesine girmiş durumda. RSI'da diplerde kendine bir dip yapma çalışması, yani ikili dibe doğru inerse aşağıda, düzeltiyorum, üçlü dibe, buradan sonra bir yataya dönmeli veya yukarı yönlü bir hareket yapmalı artık. Dediğimiz gibi aksi takdirde yönsel olarak negatif bir beklenti oluşur ki dediğim gibi bu hiç de hoş olmayacak bir durum. Tüpraş hissesinde kısaca bahsedebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Ayrıyeten hissede tekrar kuvvetli bir yukarı yön
ifadesini görmek için yaklaşık tabii 124 üzerine atması gerektiğini düşünüyorum. Bu hisse sonrasında kısaca bir Türk Hava Yolları hissesini de değerlendirelim aynı videoda. Şimdi Türk Hava Yolları hissesi de daha önce bizim belirtmiş olduğumuz kanal içerisinde hareketini yapıp kanal üst bandını biraz yukarısına attıktan sonra tekrar bir düzeltme hareketini oluşturuyor. Tabii bunun endeksinde düzeltme hareketiyle oldukça ilgisi var. Türk Hava Yolları hissesinde özellikle daha önce dipten 13 liradan başlattığı hareketi 15-28 lira kadar Fibonacci seviyemize de test edip oradan bir geri çekilme yaşadı. Hissenin önümüzdeki süreçte özellikle 14.80 altına sarkmalar halinde tekrar bir Fibonacci geri çekilme seviyelerini test etmesini bekleyebiliriz. Hissede hacimsel olarak kuvvetli hacimler oluşmasına rağmen bugünkü oluşan hacim grafiğinde de gene iyi bir satış mumu gözüküyor açıkçası. Ben her zaman söylüyorum, hisse fiyatının 50 günlük ortalamanın çok üzerine çıkması hisse için bir anlamda negatif bir durum. Neden diyeceksiniz? Tabii ki hisse primlenmiş, yoluna devam etsin herkes istiyor ama bu şekilde pek olmuyor genelde hisse. Her zaman bahsettiğim gibi 50 günlük ortalamasına doğru bir geri çekilme veya yataya sarıp 50 günlük ortalamayı yanına gelmesini bekliyor. Daha öncesinde de bahsetmiştim. Bakın burada da şu bölgede de hisse 50 saatlik ortalamasından oldukça uzaklaştı. Daha sonrasında hisse yukarıdaki düzeltme ile birlikte burada kendisine bir bayrak formasyonu oluşturdu. Yani bu formasyon sırasında yukarı yönlü giderken hisse fiyatı şurada zirvede mesela bakalım. Yani 50 günlük ortalaması 12-18'lerdeyken hisse fiyatı 14-28'lerdeydi. Daha sonrasında ise kendisine yataya yakın bir trend oluşturarak 50 günlük ortalamanın yaklaşmasını bekleyip 50 günlüğü test ettikten sonra tekrar yukarı döndü. Hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi bir atak gerçekleştirdi. Şimdi ise hisse fiyatı tekrar eğer aşağı yönlü bir hareket düşünecekse nereye kadar yapar diye bakacak olursak bizim özellikle 5 ve 13 günlük ortalamamız günlükte Türk Hava Yolları'nda iyi destek olarak çalışıyor. 14.80 ayrıyetten Fibonacci destek seviyesi hissede. 14.81 5 günlük ortalama, 14.49 13 günlük ortalama. Hissenin trend dibi de zaten trend kanal dibi 14.11'lere tekabül ediyor. Yani hissenin negatif bir düzeltme yapması konumunda buralara kadar gelmesi mümkün. Şimdilik hisse 14.80 ve 15.28 bandında hareket ediyor 2 günden beri. Bu iki band arasında hissede yakın stoplu takip edilebilir. Yani hisseye saatlik periyotta bir bakıp daha yakın değerlendirecek olursak hissede 14.88 altına sarkmalarda hisse 200 saatlik ortalaması olan 14.31'lere kadar çekilebilir. Farkındaysanız eğer RSI'da saatlik periyotta sat konumunda ve benim gördüğüm kadarıyla RSI'da bir obo oluşumu var. Bu obonun 50 altına, RSI 50 seviyesinin altına sarkması halinde satış baskısı oluşturabilir.
Hissede bu ufak detayları göz ardı etmemenizi tavsiye ederim. Hisse yukarı yönlü ise 15.15 üzerinde rahatlayıp tekrar yeni zirvelere doğru gitmek isteyecektir. Bir önceki seviyesi olan 15.28 üzerinde kapanışlarda ise daha yukarıdaki Fibonacci seviyelerini test etmeye çalışacaktır. Şimdilik Türk Hava Yolları hissesinde de söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese iyi hafta sonları, çocuklar için de iyi tatiller diliyorum. Hoşça kalın.